Bir sene önce boğulacakları söyleseydi biri hayatta inanmazdım. Turgut'un aklından neler geçtiğini bir tek Allah bilir. Peşinden gideceğim. İçim rahat değil. Demir parmaklıklar ardında gözümle göreceğim. Umarım Turgut'un ardından başınızı belaya sokmazsınız Mahir Bey. Mahir çabuk git. Çabuk git. Memnun musun bir aileyi dağıtmaktan, Feride'yi evsiz bırakmaktan? Kerime Hanım, niyetim ne sizi ne de Feride'yi üzmek. Bir gün ümit ederim bu hadiseyi benim yüzümden de dinlersiniz. Bana bir şans sanırsınız. Kızımı kandırmış olabilirsin. Lakin ben bu kadar saf değilim. Acilen gitmem gerek. Ama izniniz olursa bir gün size kendimi anlatmak isterim. İyi günler. Kaç bakalım. Daha ne kadar kaçacaksın Meher Efendi? Yasin! Hızlı gibi yetişin kardeşim. Hadi gazla gazla. Böyle gittiler. Kim? Ben duruşmaya yetişmeye çalışıyordum. Belli ki çok şey kaçırmışım. Duruşmanın neticesi. Önümüze gidiyor işte. Nasıl yaptın abi? Turgut Akın cezaevine gidiyor ha. Helal olsun vallahi. Anlatırım. Biraz can sıkıcı. Turgut'un hapishaneye girdiğini gözlerimle göreyim, başka bir şey istemiyorum. Bin bir numara çekti hastanede bile. Böyle kuzu kuzu gidecek biri değil o. Biz de konvoy oluruz o zaman. Anmış anlı gitsin. Bir savcıya yakışır şekilde. Nedir vaziyet? Çıktı mı Turgut? Sayın Bakanım, Turgut Bey tutuklandı. Şimdi hapishaneye naklediliyor. Nasıl olur? Nasıl anlaşmıştık sizinle? Hani tutuksuz devam edecekti yargılama? Hani asla hapishaneye girmeyecekti? Hani hakim işbirliği yapacaktı? Unuttunuz galiba bana verdiğiniz sözleri. Her şey aynen kararlaştırdığımız gibiydi. Lakin son dakika sürpriz bir delil ve tanık geldi. Hakim de desteğini çekti. Maalesef herkesi tesirimiz altına alamıyoruz. Hakim Bey'in inancı Turgut Bey'in suçsuz olduğuydu. Lakin son dakika gelişmeleri fikirlerini değiştirdi. Bir daha işinizi sağlama alın Müdür Bey. Beni yarı yolda bırakın diye oturtmadım o koltuğa sizi. Haklısınız. Vaktimiz dar. İvedilikle harekete geçilsin. Turgut'un hapse girmemesi gerekir. Mukavemeti kırılır. Sadakatini kaybedebilir. Hapse girmesi hepimiz için çok tehlikeli olabilir. O yüzden Turgut'un hapse girmemesi gerek. Bunu diyeceğinizi bildiğimden ben her şeyi hazır ettim. Emrinizi bekliyordum. Endişe buyurmayınız. Turgut Bey hapse girmeyecek. Thank you.
Neredesiniz? Cezanın duruşma salonuna gel. İstanbul'a geleceğinizi bilmiyordum. Bu sabah belli oldu. Adliyeden de sana ulaşmak istemedim. Nasıl gidiyor bakalım gizli görevin? Öğrenebildin mi bir şeyler? Henüz elle tutulur bir şey yok Hakim Bey. Hakime Hanım'la Mahir Kara arasında münasebet yok mu yani? Yan yana dahi gelmediler mi? Mahir Kara bugün duruşmaya geldi. Turgut Akın'ın duruşmasına. Feride Hanım da oradaydı. Ama herhangi bir temasları olmadı. Mahir Kara bir tanık getirdi. Feride Hanım için gelmiş bir hali yoktu. Paldır küldür salona daldı. Maruzatını bildirdi, o kadar. Peki Feride? O ne tepki verdi Mahir Kara'yı görünce? Öyle sarih bir duygusuna şahit olmadım. Zaten ketum bir kadın. Biraz da aksi. İlk tanışmamız bayağı tansiyonlu oldu. Tabiri caizse pek haz etmedik birbirimizden. Anne. Ne işin var senin burada? Zaten gerginlikten ölüyorum. Abuk subuk konuşma Feride. Tansiyonum çıktı. Anne, öyle demek istemedim, biliyorsun. Hayır. Ben artık hiçbir şey bilmiyorum. O adamın buradan çıktığını gördüm Feride. Bu kadar mı şuursuzsun? Kendi şerefini, ailenin şerefini ayaklar altına aldın. Farkında mısın? Anne, şimdi bunları konuşmayalım. İnan sırası değil. Ben senin annenim. Beni başından atamazsın. Senin yüzünden o adamla muhatap oldum. Zaten sinirim bozuk. Baban gibi mi olmamı istiyorsun? Anne. Özür dilerim. Ama ben çok gerginim. Davama bakan Yargıtay hakimi burada. Hafta içi Ankara'dan İstanbul'a gelmesi hiç olağan değil. Nedeni benimle alakalı bir soruşturma olabilir. Eğer evden ayrıldığım ya da nişanı bozduğum duyulursa çok... Ay, hala o adamı düşünüyorsun Feride. Her şeyi babasını kurtarmak için. Sadece babası için değil anne. Benim için de. Hakimlikten alınırım. Bu vakte kadar emek verdiğim her şey boşa gider. Lütfen. Ben geleceğim ve seninle uzun uzun konuşacağız. Söz veriyorum. Hep başkaları için savaşıyorsun Feride. Peki biz ne olacağız? Babanla benim, senin için hiç mi ehemmiyetimiz yok?
varsa mutlaka bir açık vereceklerdir Suna. Gözünü kulağına açık tut. Herhangi bir esrarengiz detayı da derhal benimle paylaş. Ne oldu? Aklından bir şey geçti sanki. Aslında bir gelişme var Hakim Bey. Ama neyin nesi bilmeden tam emin olmadan sizle paylaşmak istemedim. Anlat bakayım. Bugün Feride Hanım'a bir emlakçıdan telefon geldi. Kendisine iletmem için bana bir not bıraktı. Ne dedi? Feride Hanım'ın tutmak istediği boşaltılmış. Evin önceki kiracısı öğretmen, eşyaları erken almış. Çok enteresan. Daha da enteresanı. Emlakçı Feride Hanım ve nişanlısı evi sabah erkenden görmeye gelebilirler dedi. Nasıl körü körüne bağlılık? Canına kıymak kolay mı? Turgut için orada çekti tetiği vurdu kendini. İnsanın aklı almıyor. Efendi köle ilişkisi. Gözümün önünde bir Ayason buldum. Kızacaksın şimdi bana ama abartma lütfen Mahir. Adam katil. Bir sürü insanın canına sebep oldu. İnsanın içinden gebersin köpek diyesi geliyor da başka bir şey gelmiyor. Çocukları var. Öyle baba olmaz olsun. Ne bir hayrı dokunmuştur onlara, ne de bir gün başlarını okşayıp sevgi göstermiştir. Anneciğim, lütfen bir iki saat sonra bile görüşebiliriz. Her an Yargıtay hakimi gelebilir. Buyursun gelsin. Sinan'la senin nikahından beri görmedim kendisini. Eminim o da benimle bir iki kelam etmek isteyecektir. Anne lütfen söyleyeceğin her şey beni müşkül duruma düşürebilir. Sakın bana hakimliğim deme. Babanın hayatı mezubayızken senin mesleğinin hiçbir önemi yok. Zaten Allah biliyor ya hiç istemedim senin hakim olmanı. Gelsin bakalım Yargıtay hakimi. Ben de bir anne olarak ona olanı biteni anlatayım. Bakalım ikimizden kimi haklı bulacak. Hayır yapamazsın. Bile bile beni yakmazsın anne. Müsait miydiniz hanımlar? Hakim Bey. Yanlış bir zamanda mı geldim acaba? Olur mu hiç öyle şey? Ziyadesiyle çok hoş bir sürpriz oldu. Buyurun gelin. Turgut Bey'in duruşması için gelmiştim. Lakin yetişemedim. Uçak rötar yaptı. Başsavcıyla vaziyeti mütalaa edelim dedik biz de. Gelmişken Feride'yi de ziyaret edeyim dedim. Nikahtan beri görüşmedik. Aklım sizde kaldı. Sıhhatiniz nasıl? Gayet iyiyim. İlginize müteşekkirim. Sormayın. Biz de babasıyla hala hadisenin şokundayız. Feride'ciğim, misafirimize bir kahve söylesene. Orta münasip midir? Fevkalade. Ben de aynısından istiyorum zaten biliyorsun güzel kızım. Buyurun. Evet. Siz nasılsınız Hakim Bey? Ankara nasıl? Vallahi gözümde tutuyor. Mehmet sen bir haftaya gidelim diyor. Bürokrasinin kasveti çöktü her zamanki gibi. Nazif amcalar duydu mu Turgut'un tutuklu yargılanacağını? Yok daha müjdeyi veremedim. Bak sana da müjdeyi veremedim. Babam bekliyor sizinkileri. Son gülü istemek için. Allah! Harbi mi Mahir? Hakim Hanım. Asıl siz anlatın. Ne oldu bizim nikah? Yoksa kendinize yeni bir şahit bulup kıydınız mı? Ayıp olur diye saklıyorsan gücenirim bak. Olur mu hiç öyle şey? Vallahi gençlerin işi hiç belli olmaz. Latife bir yana öyle bir şey olsa da gönül koymam. Bilakis mutlu olurum. Birbirine bu kadar güzel yakışan bir çifte az rastlanır.
Duyuyorsun değil mi Feride'cim? Hakim Bey ile gönlümüz nasıl da bir. Bakan Bey de ben de Sinan'ı çok sevdik. Lakin çok üzüyorlar bizi. Biraz kulaklarını çekin. O neden? Bir terslik mi var yoksa? Yok, terslik demeyelim de talihsizlik diyelim. Hakim Hanım, girebilir miyim? Tabii Sinan. Rahatsızlık veriyorum. Lakin mühim bir havadis olabilir diye düşündüm. Emlakçı bir bey aradı. Tutacağınız evdeki öğretmen hanım evi erken boşaltmış. Hakim Hanım nişanlısıyla birlikte gelip bakabilirler dedi. Feride? Yanlışım varsa ben hiçbir emlakçıdan haber beklemiyorum. Vallahi gayet emin konuştu. Feride Şadoğlu dedi. Bugün nişanlısıyla geldiler dedi. Suna yanlışım var diyorum. Lütfen konuklarım varken bir daha beni rahatsız etme. Şimdi çık dışarı. Peki Feride Hanım. Yeni tayin oldu Suna Hanım. Bazen böyle yanlışlıklar yapabiliyor. Var mı Mustafa'nın? Kendisinde ama acısı büyük. Acıyan yerini kesip alıverelim o zaman. Beceriksizliğinin nişanesini ömür boyu taşısın Deyyus. Akşama gelecekler için tertibat alınsın. Adamlar oyuna, eğlenmeye geliyor ha. Can sıkanın ümmünü sıkarım. Abi. Çıkın. Dükkanı da kapatın. Erken paydosu verdim. İstediğin oldu. Karşındayım bak. İster at. İster vur. Kılım kıpırdamaz. Morhan'a dokunma. Bırak yaşasın. Ondan da, ailesinden de uzak dur. Canım namlunun ucunda. Benim için yolun sonu artık. Yalvarırım onlara dokunma. Thank you.
yüzünü çevirme. Sakın yanımdan uzaklaşma. Hasret bırakma kendine. Hep soruyordun ya, evinin kadını yapacak mısın beni diye. Yapacağım. Şerefsizim, yapacağım. Sade evimin değil, başımın tacı olacaksın. İstediğin hayatı vereceğim sana. Kadınım değil, karım olacaksın. Ölmüşlerinizin canına değsin. Ziyadeler olsun efendim. Ben yavaş yavaş müsaadenizi isteyeceğim. Lakin cevabımı hala alamadım Feride'ciğim. Nikah oluyor mu, olmuyor mu? Ona göre ben de mesaimi ayarlayacağım. Seni bugün de pek iyi görmedim Feride'ciğim. Yoksa bilmediğim bir sıkıntı mı var? Gençler bizi üzüyor diye boşuna demedim Hakim Bey. O gün Feride rahatsızlanıp nikah kalınca Sinan da Feride de tutturdular. Madem bu kadar bekledik, yılbaşına kadar dişimizi sıkalım, büyük bir yerde yapalım dediler. Biz de Bakan Bey ile mecburen razı olduk. O kadar uzayacak yani. Öyle mi? Maalesef. Ama Feride'ler de haklı. Sinan'ın babası Çetin Bey o tarihlerde yurda dönecek diye konuşuluyor. Belli ki bizim damat babasının da nikahta olmasını istiyor. Madem. Feride'ciğim, artık nikahta görüşürüz. İyi olmana da çok sevindim. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Biz de artık nikahta görüşürüz. Görüşmek üzere. Ne evi bu Feride? Bir de o kabadayın kapatması mı oldu? İçeride Feride'nin yüzünü gördün mü? Nasıl da beti benzi attı. Suna, o ev nerede, kiminle tuttu, hepsini öğrenmen lazım. Tamam efendim. Bak, fazla vaktimiz kalmadı. Elini çabuk tutman lazım. Hiç merak etmeyin, bir yolunu bulacağım. Hadi bakalım Suna, göreyim seni. Kopar da ananın kuyruğunu. Bu iş çok uzadı. Netice elde edelim artık. Emredersiniz Hakim Bey. Anne babamı sen de biliyorsun. İkna olması mümkün değil. O yüzden tuttum evi. Bak güzel kızım. Madem babanın ikna olmayacağının farkındasın, şunu da bil o vakit. Baban seni evlatlıktan net edecek. Melih'le beni seni görmekten men edecek. Yapma bunu bize. Dön evine. Ben size nasıl sırt dönemezsem, Mahir'e de dönemem anne. Bu adama olan mecburiyetin ne Feride? Kalbim. Bu kadar. Olmayacak bir düş bu. Sen o adamla yapamazsın Feride. Ne kültürünüz birbirinize göre, ne de görgünüz. Sana yetmez. Maddi manevi hiçbir beklentini karşılayamaz. Sevda hesapla kitapla yaşanmaz anne. Ben Mahir'in yanımda olmasını istiyorum. Beni sevmesini istiyorum, o kadar. İnan bazen fikren çatışsak da
Bir gün bile bana olan sevgisinden şüphe etmedin Mahir. Bu da bana yeter. Hata ediyorsun. Belki haklı çıkacaksın. Kim bilir. Ama doğrularımla yanımda olduğun kadar yanlışlarımla da yanımda ol. Elimi hiç bırakma anne, ne olur. Benimle eve gelmiyorsun. Hayır. Seçimlerime saygı duyana kadar gelmiyorum. Ben babana kızımızı ikna ederim dedim. Lakin yanılmışım. Biz seni çoktan kaybetmişiz Feride. Hem de hiç değmeyecek bir insan için. Ama ne olursa olsun sen benim evladımsın. Canımın bir parçasısın. Seni büyütürken her bir günü ömrümden verdim. Bu emeklerime olan saygımdan sana ahitmeyeceğim. Çünkü sen üzülürsen ben bin kat üzüleceğim. Ama bir gün anne olursan şahit. Şu bana yaşattığın acıyı ümit ederim sen de yaşarsın. Belki o gün beni anlarsın. Anne! Öyle olsaydı o adamı değil, anneni seçerdin. Cancağızım. Kaçacaklar. Thank you.
Nasıl da sardı Koko dükkana ha. Kusura kalma, sana zahmet veriyorum ama inan senin çayın tiryakilik yapıyor. İçmeyince kafam tutuyor. Afiyet olsun Dalyan. Nerede senin Cevval Çırak? Okul işlerinin peşinde koşturuyor çocuk. Hayırlısıyla bir başlasa. Dalyan. Bunu Müfide Hanım'a yaptım. Müsaaden almadım lakin ziyarete gittiğinde ver isterim. Ne diyeceğimi bilemedim kibarım. Umut besle Dalyan. Besle ki Müfide Hanım'a tutunacak bir dal olsun. Kendi ellerinle giydir ayaklarına. Tak koluna hanımını. Esenlikle çıkın o hastane odasından inşallah. İnşallah. Kolay gelsin Nazif abim. Merhabalar Rıza abi. Merhaba. Hoş geldin Erdal. Çayı yeni tazeledik. Çayı sonra içerim abim. Ben buraya müjde vermeye geldim. Hayırdır? Turgut Akan'ın bugün duruşması vardı abim. Sağ olsun Mahir'im son dakika bir tanık getirdi. Feride Hanım da yeni bir delil bulmuş. Neticede Turgut Akın layığını gördü. Tutuklu yargılanmak üzere cezaevine yollandı. Yaşa bir avukat! Gördün mü Dalyan? Adını anınca çağrıldığı yere geliyor işte Umut. hadi oturun. Dur sana çay getireyim. Nazif abi ben alayım. Ben getiririm. Ben biraz erken çıkacağım. Ona haber vermek istedim. Peki Hakim Hanım. Suna Hanım. Efendim. Siz iyi misiniz? Evet elbette. Hiç iyi görünmüyorsunuz ama. İlginize teşekkür ederim. Merak etmeyin. Gerçekten iyiyim. Peki. Bu vaziyetinizin sebebi biraz önce odada size olan tavrım mı? Ben biraz gerginim, kusura bakmayın. Aşk olsun Hakime Hanım. Sizinle hiç alakası yok. Ne olur tavrınızı sorgulamayın. Benim biraz canım sıkkın. Bu yüzden halim. Peki. İyi mesele. Teşekkür. Götürüyor işte.
Kapı ardından bir kapansa da içim rahat etsin. Kapı kapandı işte. Turgut artık resmen mahkum. Merak etme. O düşündüğüm benim de aklıma takıldı. Turgut'u kim kaçırmak istedi? Bu düzeni kimler tertip etti araştırıp bulacağım. İşin peşindeyim. İçin rahat olsun kardeşim. Bir adet dolma kalem. Serdar gardiyan yok mu? Onu bir görseydim ben. Ziyarete mi geldiniz Turgut Bey? Mahkum olduğunuzu unutmayın. Bir adet kahverengi deri erkek cüzdanı. 510 lira 50 kuruş. Bir adet de bayan fotoğrafı. Ver onu bana. Neredesin sen? Burada. Arkadaşlar kim olduğumu bilmiyor sanırım. İtibar göstermeleri gerekirken alada bir mahkum muamelesi görüyorum. Bu kapıdan girdiğin anda tek bir rütbe kalır. O da bizim taşıdığımız. Gerçi sizinle aramızdaki hukuk çok eskilere dayanır. Ona hürmeten bazı ayrıcalıklar gösterebiliriz. Tabii siz de gereğini yaparsanız. Ne saçmalıyorsun sen? Kim olduğumu unuttun zannımca. Bence asıl sen nerede olduğunu unuttun. Turgut Akın. Müsaade et de Serdar. Hapishanemizin kurallarını sayayım. Bu insanlığın da yaz bir tarafı. Sabah 6. Kalk Boris çalar. Akşamları 2 kere sayım. Dışarıdan gelecek mektup, eşya, yiyecek önce kontrolden geçer. Açık görüş için aile dışındakiler müdürden hususi izin alır. Havalandırma saati dışında avluya çıkmak yasak. Banyo haftada 2 gün. Pazar ve perşembe. Anlaşılmayan bir şey var mı Turgut Bey? Hadi bakalım. Yeni evine hoş geldin. Bir de sağlık muayenesinden geç de koğuşa gidelim artık. Geldim. Sabiha'm. Ne güzelmiş bunların rengi böyle. Buna evin en güneşli yerine koy. O yeşerip gönlendikçe evimizden de umut hiç eksik olmayacak. Hayırdır inşallah Nazif? Hayırlı Safiye'm, hayırlı. Mahir, oğlumuz gene tuttuğunu kopardı. Sayesinde asıl cinayeti işleyen savcı Turgut hapse girdi çok şükür. Oh, doğru mu söylüyorsun Nazif? Kötü günler geride mi kaldı dersin? Sahi mi baba? Bitti mi her şey? Cinayeti onun işlediği tam ispat edilemedi ama olsun. Hapiste artık eli kolu bağlandı. Daha fazla bela açamayacak kimsenin başına. Neticede suçunu ortaya çıkaracaklar tabii. Benim abine, Feride kızıma itimadım sonsuz. Bu dert biter. Orhan abim eve gelirse ben başka ne isterim ki? Zehra nerede? Yukarıdadır herhalde. Ver annem. Burası en güzel yer.
Bu eşikten atlayan ilk kadın sensin Nilay. Gönlüme giren tek kadın da sensin Nilay. Sen benim Kevser şarabımsın. Berdan. Bu konuşan sen misin gerçekten? Aklın şaştı değil mi? Sen beni koyup gidince benim de feleğim şaştı. Gel. Sevdamın vücuda gelişi. Namıma yenilen sevdamın ispatı. Seni Süreyya'nın orada ilk gördüğümde ateşin bağrıma düşmüştü. Başka yerde, misal sokakta görsem çeker alırdım. Başıma tac ederdim. Ama serde erkeklik var ya. Onun narına yaktım bütün günlerimizi, gecelerimizi. Kaderime nalet okudum. Hırsımı alamadım. Senin de canını acıttım. Ama artık bitti. Şu dakikadan itibaren geçmişine mil çektim. Kimse saadetimize mani olamayacak. Sen bu eve girdin ya Nilay. Benim bütün ocağım, dünyam burası artık. Zehra. Müjdemi isterim. Zehra. Abime gidiyoruz. Orhan'a da veririz müjdeyi. Veririz Safiye. O da bir gelse, eksiğimiz kalmasa. Nerede kızım, inmedi mi? Yok anne, yukarıda da değil. Nasıl olmaz kızım? Evden çıkmadı ki. İçerideki tutum çok canımı sıktı Serdar. Herkesi bir tarafa. Senin de münasebetimizin dayanağı malum. Hala öyle Savcı Bey. Tamamen karşılıklı menfaate dayanıyor hukukumuz. Daha açık ifade edeyim. Beni görür, cebimi hoş edersen, ben de mümkün mertebe rahatını sağlar, arkanı kollarım. Yok, hala eskisi gibi cekas atarım sanıyorsan, 3 günlük olursun. Zira geldiğini duyunca çok sevinecek birkaç kişiyi bizzat ben tanıyorum. Bu ne demek? Yoksa geleceğimi haber mi verdiniz mahkumlara? Olur mu hiç öyle şey? Sürpriz olsun da heyecanı kaçmasın dedik. Fena. Avuçlarımı birkaçın tuttu ki sorma. Boşuna heveslenme Burhan Efe. İlk ben alacağım onun gadasını. Hepiniz bakın keyfinize. Ben beklerim. Zira sabrı savcının sayesinde öğrendim. İki dudağının arasından çıkıvermişti. 23 sene istiyorum lafı. Şimdi acısını katre katre çıkarmanın zamanı. Desene hepimiz hasretle kucaklayacağız. Abi aslanım.
Hayırdır Ziya abi? Bu neşenin hikmeti sebebi ne? Savcı geliyormuş ya bugün. Nasıl? Bayağı dama düşmüş, dama. Anlayacağın adaleti temsil etmekten sıkılınca biraz da dibini oyayım demiş. Bayağı ünlü biri belli ki. Baksana herkesin bir hatırası var. Olmaz mı? Sen de biliyorsundur. Zat-ı Şahane'nin adı Turgut Akın. Bakıyorum yalnız teşrif ettiniz Kerime Hanım. Kızınızı ikna edemediniz mi? Bir daha Feride'yi görmeyeceksin. Ama Mehmet Sayın Bey. Şimdi git kalan eşyalarını topla Vedat'a ver. Yarın adliyeye bıraksın. Bundan sonra ne hali varsa görsün. Artık bizim Feride diye bir kızımız yok. Onu defterden sildim. Mehmet Sayın Bey. Cesaretin varsa git gör. Gör de seni de kapının önüne koyayım iki bavulla. Salonuna benzemez ama idare edeceksin artık. Neyse ki pek kalabalık değilmiş. Zira insan kokusu en tahammül edemediğim şey. Alışacaksın savcı bey. Çünkü koğuş dolu. Millet havalandırmada olduğu için sana tenha geliyor. Ben en iyisi şu... sobanın yanındaki yatağı alayım. Ciğerlerim hassas. Pencerenin önünde üşütürüm maazallah. Nasıl rahat edeceksen öyle yerleş. Burada adet öyledir zaten. Yatacağın yer seçmece usulü belli olur. Hastaneden getirecekleri valizimi de şuraya koyarsınız. Başka? Dışarı! Hadi! Neden? Biz çık deyince çıkılır, gir deyince de girilir de ondan. Şimdi avluya. Havalandırmaya. Hadi! Ya havle ve la kuvvete. Nereden gideceğiz? Thank you.
Savcı efendi, dünya ne kadar küçük değil mi? Çıkınca ben seni ziyaret edecektim ama şimdi sen benim ayağıma geldin. Biz seni şimdi öyle bir ağırlarız ki... İlk ben hoş geldin diyeyim. Seve seve selamlaşacak bizimle. Nereye gidiyorsun? İşimin başına. Saçmalama. İtten aç yılandan çıplak adamların arasında can güvenliğim yok benim. Önce elimizin ayarını bilelim. Ben devletin memuruyum. Üstündeki üniformanın düğmesini koparsan 6 aydan başlar. O korktuğun adamlar var ya... Adalet nezdinde onlarla aynı kefedesin artık. Tabii terazinin vazinesini ayarlamak senin elinde. Ne dilersen dile. Her istediğini yaparım. Yeter ki beni o koşa götürme. Ya ne yapayım? Hücreye at beni. Tek kişilik olsun. Bir başıma kalayım. Vay vay vay. Hücre ha? Doğuşta bekle bizi. Kuruluşun yok savcı. Can tabi. Hadi cancağızım hadi uzatma hemen gidelim. Hücre orası. Müstakil otel odası değil. Arzuya göre giriş yapılmıyor. Vukuatı olanı, disiplin cezası alanı kapatıyoruz oraya. Sen bir yolunu bulursun. Karşılığını fazlasıyla ödeyeceğim. Hiç merak etme. Pişman olursun ama. Çıkarayım diye yalvarırsın sonra. Sen benim dediğimi yap. Evet. Sayın Bakanım, maalesef Turgut'u alamadık. Nasıl alamadınız? Nasıl halledemezsiniz? Aslında plan uygulandı ama... Aması ne? Mahir Kara. Takip ediyormuş cezaevi aracını. Ne olduğunu anlamamışlar. Enselerinde bitmiş. Koskoca emniyet bir adama yenik düşüyor ha. Bu nasıl bir basiretsizlik? Ülke kimlere emanet? Size güvenip iş bekleyen de kabahat. Demek ki bundan sonra kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Sayın Bakanım, inanın gereğini yapmaya çalıştım. Hiçbir mazeret kabul etmiyorum. Beceriksizliğiniz yüzünden Turgut şu anda hapishanede. Felaketin farkında bile değilsiniz müdür bey. Hele bu firar teşebbüsünün arkasında benim olduğum ortaya çıkarsa... İşte o zaman... Bu mümkün değil Sayın Bakanım. Ben gerekli tedbirlerin hepsini hassasiyetle aldım. Umarım öyledir. Aksi takdirde başınıza geleceklerden... Bizzat siz sorumlusunuz Müdür Bey. Nerede şimdi Turgut? Hangi cezaevinde? Gidip bir ziyaret edeyim. Bu doğru değil. Çok tehlikeli olur. Daha bugün içeri aldılar. Zaten herkesin gözü Turgut Bey'in üstünde. Bir de sizin ziyaretiniz duyulursa bütün şüpheleri üzerinize çekersiniz. Derhal öğrenin. Cezaevi müdürü kim? Turgut nerede tutuluyor? Bana bilgi verin. Emredersiniz Sayın Bakanım. Bu arada Turgut'un rahatını ve tüm ihtiyaçlarını karşılayın ki
rekabeti kırılmasın. Kendisiyle bizzat alakadar olduğumu bilsin ki terk edilmiş hissetmesin kendini. Nasıl arzu ederseniz Sayın Bakanım. Sık sık bana bilgi verin. Başüstüne. Feride. Hoş geldin. Senin işin var burada. Bugünlerde beni gördüğüne hiç memnun olmuyorsun Hakime Hanım. Güceniyorum artık. Siz ikiniz gene ne karıştırıyorsunuz? Bir şey olmuş. Hiç sorma Feride. Az kalsın Turgut Efendi'yi elimizden kaçırıyorduk. Hatırlı ahbapların mapuslarda çürümesine dayanamamışlar. Bir kıyak çekelim demişler. Nasıl? Her zamanki gibi işte Feride. Bu işten de paçasını sıyırsın diye kaçırmak istediler. Allah Allah, nasıl bir düzen bu? Kimmiş peki, öğrenebildiniz mi? Bilmiyoruz. Elimizdeki tek tanık komada. Ama işin üstündeyim. Öğreneceğiz. İşte o zaman suyun başını tutan kim? Bütün bu tezgahı kim düzenliyor? Onu da öğrenmiş olacağız. Allah bilir daha ne pis işlerini örtbas etti ki bu Turgut. Cezaevine girmesini istemediler. Haklısın kardeşim. Ama bu kez başaramadılar. Gerçi o Turgut yüzünden yine ne ocaklara ateşler düştü. Bir polis arkadaşımızı kaybettik. Diğeri ağır yaralı. Çatışmada Turgut'un ahbaplarından da zayiat var ama bu savcı beyin umurunda bile değildir. Turgut kaçıyor muydu? Aynen öyle. Eğer Mahir takip edelim demeseydi şimdiye sınırı aşmıştı savcı bey. Başınız sağ olsun Yasin. Hepimizin başı sağ olsun Feride. Sonuçta her kim olursa olsun kaybedilen bu vatanın evlatları. Sen hiç yanılmaz mısın Mahir Kara? Hayır Hakime Hanım. Şu anda da görüyorum ki bir sıkıntı var. Sen de bu yüzden buradasın. Aynen öyle. Yasin komiserden yardım istemeye geldim. Çünkü ben artık seninle baş etmede yetersiz kalıyorum. Sana biraz kural nizam öğretsin ki bir sakin dur. İhtiyacın mı var? Gazetelerde yine manşetsin. Haberin yok galiba. Ben biraz hava alacağım. Hem size rahat rahat konuşun. Dert neyse açık açık söyle Feride. Böyle imalardan hoşlanmıyordum. Dert bu Mahir. Fütursuzluğun, düşünmeden yaptığın fevri hareketlerin. Dert bu. Kendini tutamıyorsun Sevda. Hı? Sen belli ki birine yumruk atmışsın ya da itmişsin, bilmiyorum artık. Ama sağ olsun Sinan Bey bizi rezil etmek, babamla aramızdaki uçurumu derinleştirmek için hadiseyi bir gazino efsanesine çevirmiş. Neymiş efendim, sen bir hayat kadını kurtarmak için fedailere kezzap atmışsın. Seni tanıyan biri zaten inanmaz buna. Ama annem babam var, onlar da okuyorlar bu gazeteyi. Ben onları inandıramam ki. Hadi onları umursamıyorsun. Ama babanın dosyası Yargıtay'da inceleniyor Mahir. Şimdi demezler mi bu Nazif Kara ve oğlu ne menem insanlar diye? Ha? Değil mi? Bir şey söylesene, nasıl temizleyeceğiz bu iftirayı? Temizleyemeyiz. Çünkü bunlar iftira değil, gerçek. Nasıl gerçek? Hepsi mi? Bütün yazılanlar mı? Koruduğum kişi hakkında yazılanlar hariç. Ben Orhan'ın sözlüsünü koruyordum.
Yoksa böyle bir şey yapmış olamazsın. Bu canilik bile isteye bir insana nasıl zarar verirsin Mahir? Başka çarem yoktu Feride. Ben yapmasam onlar yapacaktı. Hayvanlar kızı sıkıştırmışlar, yüzüne kezzap atacaklardı. Polis çağırsaydın? O zaman yine gelirlerdi. Bu adamların anlayacağı lisan bu. Biz o kadar şey omuz omuza yaşadık Mahir. Ben seni çok iyi tanıdığımı sanıyordum ama senin bambaşka yüzlerin varmış. Feridem. Sevdam. Beni tanıyorsun. Benim tek yüzüm var. O da sana dönük olan. Sevdiklerini korumak için bazen katılaşman gerekir. Nasıl insanların suretleri türlü türlü ise vicdanları da öyle. İnan bana saldırmayan kimseye ben elimi kaldırmadım. Kalbi kararmışlar dışında kimseye düşmanlık etmedim. Babamı haklı çıkardın. Eşkıya diyordu sana. Bu yaptığının başka bir adı olamaz. Sen ne yaptın Mahir? Bu ne gevşeklik lan? Yalı kazığı diye mi diktim sizi oraya? Korkuluk namına mı yoksa? Dört bir yana dağılacaksınız. O kızı bulmadan buraya gelenin... Hoş geldin kibarım. Hiç hoş değilim Dalyan. Biliyorum. Haber aldım. Sözde bizim haytalar evi koruyacaklardı. Kız kuş olup gitmiş. Bizim dangalakların haberi yok. Adamları meydana saldım. Bakabilecekleri her yere bakacaklar. Kendi işimizi kendimiz görelim Dalyan. Diyorum ki... Şu Berdan'ın yerine gidelim, yüz yüze konuşalım. Nazife önce oraya baktırdım. Yoklar. Yılan mekanı köpeklerine emanet etmiş. Kendi de gayiplere karışmış. Nasıl olur bu Dalya, nasıl? Adam evimden, çatımın altından kızı aldı götürdü. Ben bu kadar mı elden ayaktan düştüm? Estağfurullah, o nasıl söz? Var mı bunun başka manası? Hı? Kız bana iman etti. Ben sahip çıkamadım. Ya başına bir hal getirdiyse? Ya canına kıydıysa? Ben bunu vebali nasıl taşırım Dalyan? Bunun hesabını Orhan'a ben nasıl veririm? Nazif, dur hele biraz. Kötü düşünme. Önce bir arayalım, soralım. Eğer bulamazsak... bakarız bir çaresine. Gel hele, otur. Oo, sabun kokutmuşsun ortalığı. Gel bak hele. Sana bir sürprizim var. Bunların hepsi senin. Seç beğen, her gün birini giy. Kömür gözlerine, saçlarına bu çok yakışacak. Ya da bu. Thank you.
anda soluk kalıyor ama. Çok güzel Berdan. Ecnebi terzilere diktirdim. Hiçbirinin eşi benzeri yok. Hepsi senin için özel dikildi. Hangisi gönlüne dokunduysa onu giy. Tamam. Hala kızgın mısın bana? Haklısın. İnan ben de yaptığımda gurur duymuyorum. Adam hastaneden çıkana kadar da bir an huzurlu olmadım. Çok şükür sağ salim çıktı. Bak o da suçunu bildiğinden şikayette bulunmadı. Tamam. Biraz acılı bir ceza oldu. Lakin eminim bir daha Zehra'nın karşısına çıkma cesaretinde bulunamayacak. Bana yeniden gülümsemen için ne yapmam gerek? Bu yaşıma kadar kimsenin hakkımda ne düşündüğünü hiç önemsemedim. Ama sen... Sen benden yüzünü çevirince güneş de çekip gidiyor. Üşütme beni ahı gözüm. Bir daha böyle bir şey yapmayacaksın. Söz ver. Pekala. Söz. Kuraldan, nizamdan ayrılmayacaksın. Ona da söz anasını satayım. Hanım evladı gibi dolanırım ortada. Kızma hemen Hakime Hanım, latife ediyorum. Kırma kalemimi. Hayır. Söyle. Biliyorum kimin ne dediği umurumda değil diyorsun. Ama benim umurumda. Ben ailemi ikna edemem. Diyelim onlar senin bu değişik adalet anlayışına alıştılar. Ama ben mesleğime de aşığım. Onu kaybetmek istemiyorum. Düşünsene, gazetelerde böyle haberleri çıkan bir adamın karısı nasıl hakimlik yapar? Feride, kaderlerimiz birleştiğinden beri sana ne zaman söz verdim de tutmadım? Müsterio. Söz ağzından çıktı. Dönüş yok. Hoş geldin sevdam. Sonunda sen gibi baktın. Of be. Biraz önce bir cadı mı konuşuyordu yani? Ben öyle bir tabir kullanmadım. Masum. Ya bana süpürgeli cadı dediğin günleri unutmadım ben daha. Gel buraya. Mahir. Karakoldayız, unutmadın değil mi? Adliyeden karakoldan çıktığımız yok ki güzel kadın. Her yer yasak. Herkes bize karşı. Ben ne zaman gönül rahatlığıyla seni koltuğumun altına alacağım ha? Mahir. Emlakçı aradı bugün. Yargıtay hakimi vardı, o yüzden arayamadım, gidemedim de adama. Yargıtay hakimi mi geldi? Sorma. Annem de vardı. Neyse ki bir şeyden şüphelenmeden gitti. Yorulmuşsun sen. Hadi gel mahalleye gidelim. Ben Ayşe ablayla konuşurum. Bu gece kendi evinde huzur içinde uyursun. Yok.
Çok geç oldu. Artık ben otele gideyim. Mahir, sen gelme artık. Bir tehlike kalmadı. Turgut hapiste. Suat malum aramızdan ayrıldı. Korkacak bir şey yok. Olmaz. Bari ben bırakayım. Hayır Mahir, olmaz. Davama bakan Yargıtay hakimi Turgut'un dosyası için geldiğini söyledi. Ama hala gitmemiş, burada olabilir. Beni soruşturuyor olabilir. Ne bileyim, her şey mümkün. Nişanla ilgili bir şeyden şüphelenmiş olabilir. Kimsenin bizi birlikte görmemesi lazım. Ev tuttuğumu, hele ki senin mahallende yaşadığımı öğrenilirse dönüşü olmaz. Adliyeden birinin bile bizi birlikte görmemesi lazım. Yoksa bütün huzurumuz, mutluluğumuz bozulur. Babanı da... Şu an bizim orada olmayı o kadar çok isterdim ki. Seni hiç bırakasım yok. Son bir çay içerdik. En azından biraz olsun özlemim geçerdi. Kavgalardan, sitemlerden, mahkemelerden, hakimlerden, kabadayılardan gene Mahir'le Feride kavuşamadı. En azından 5 dakika. Sen sadece benim yarim Feride'm olsan, ben de senin esirin Mahir. Ne iyi gelirdi bana. Sen böyle konuşunca benim içimde kelebekler uçuşuyor, biliyor musun? En azından kapıya kadar bırakayım. Mahir Songül aradı. Zehra yokmuş. Yılan kaçırmış kızı. Ne oldu? Gelmediysen başka bir şey hazırlasınlar hemen. Yok. Yavaş yavaş yiyorum. İyi o zaman. Gönlümün şahı mutlu olsun, yüzü gülsün, bana yeter. Sen beni koyup gittiğin gün yüreğime bir taş oturdu sanki. Hasretin bağrımı yaktı. Kendi kendime dedim ki... Onsuz sen sen olamazsın yılan. Bir tarafın noksan. İşte o gün yemin ettim. Evimin kadını yapacağım dedim. Karım yapacağım dedim. Sana yeni bir hayat veriyorum Nilay. Yepyeni. Herkesin emrine amade olduğu... bir kelamınla... herkesi susturacağın bir hayat. O gözlerinden artık hiç yaş akmayacak. Hep güleceksin.
Salcıyım diye dikleniyor da. Var ya şu mahpus damlarında keyfin yerine gelecek deselerdi inanmazdım şerefsizim. Turgut şenlendirecek ortalığı ya. Ne var yine tak tak tak? Al şunu al. Saklandığı deli idare et savcı bey. Çıkmak için yalvarsın. Gelsin yanı başımıza. Gelsin ki az okşayıp sevelim onu. Yazık günah. Tek başına kalmasın garibim. Hem koskoca savcı. Eyvallah. Savcı bey, ne arzu ettiniz? Burası leş gibi lağım kokuyor resmen. Öyle mi? Hiç farkında değiliz. Boşuna konuşma da bana temiz bir hücre bul. Derhal. Aslında tam size göre bir kral dairemiz vardı ama şu an dolu. Size de yaranılmıyor savcı bey. Hücre dediniz, ikiletmedik. Olmuyor ama. Daha yeni ameliyatlıyım. Yaram kapanmadı. Bu pürsüz yerde mikrop kaparım. Hemen bir şeyler ayarla. Sen hiç endişelenme savcı bey. Allah korusun bir şey olursa revir var. İlgileniriz biz. Merak etme. Serdar! Serdar! Mahir demin söz verdin, şimdi bir kabadayının evinden kız almaktan bahsediyorsun. Ne yapayım Feride? Yılan Berdan evimden kardeşimin sevdiğini kaçırsın, ben de durup seyredeyim mi? Tabii ki hayır, Zehra'yı orada bırakacak değiliz. Lakin burada polis var. Polis gider, eğer gerçekten kızı kaçırdılarsa baskınını yapar, kızı alır ve çıkar. Ama sen bir vatandaş olarak o eve gidersen haneye tecavüz olur. Mahir, Feride doğru söylüyor. Sen karışma. Ben ekiple gideyim alayım kızı. Ben sordum soruşturdum Aziz Baba. Ne bir arbede çıkmış, ne bir gürültü kopmuş mahallede. Bir bit yeniği var bu işte ama. Geriye bir ihtimal kalıyor. Kız kendi isteğiyle gitti. Mümkün yok Dalyan. Yaşadıklarından sonra kapının önüne çıkmaya bile korkuyordu. Evin içinde bile yaprak gibi titrerken nereye gidecek bu kız? Muhakkak başına bir hal geldi. Biz yılan ararken çiyen geldi çattı. Akşam akşam bir tek kopuğa bulaşmışlar. İyi akşamlar kibar Nazif. Hayırdır? Zehra kayıp. Var mı bir malumat? Zehra? Ha, bu namı diğer Nilay'ı diyorsun sen. Laf kalabalığı etme de suale cevap ver. Bilmiyorum. Neticede evli barklı bir adamım ben. Bu taraklarda bezim yok benim. Senin o çok uzayan dilini ensenden çeker alırım Necdet. Az insan ol. Sade sorulara cevap ver. O yılanın deliği nerede? Nerede saklanıyor sürüngen? Yılanın mekanını sen benden daha iyi bilirsin Dalyan abi. Orayı terk etmiş. Belli ki başka yerde saklanıyor. Şimdi adam gibi cevap ver. Nerede? Bilmiyorum.
keşke bilsem de söylesem. Ama adı üstünde, yılan. İlla girecek bir delik, yuvarlanacak bir yarık bulur. İzini tozunu bırakmak istemezse de kimse bulamaz. Lan! İyi madem. Var git yoluna. İki adımlık yol lan. Yürüyeceğim. Abi ne yapacağız şimdi? Nerededir bu it? Ben o yılanın ciğerini biliyorum. Atlayın araçlara. Sarıyer'e gidiyoruz. Mahir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mahir, duydun mu olanları? Kusura bakma kardeşim ya. Kusuru yok İsmet'im. Olmuş bir aksilik. Yasin bütün emniyeti ayağa kaldırdı. Her yere bakacaklar. Sabaha kadar bir haber alırız. Ben de baktırıyorum evlat. Gel gör ki yer yarıldı, içine girdiler sanki. İkisinin de izini kaybettik. Bekleyeceğiz Dalyan abi. Yasin'den haber bekleyeceğiz. Baktık ses çıkmadı. O zaman başka bir yoluna bakacağız. Söz ver bana Nilay. Bir daha aramızda böyle nahoş şeyler olmayacak de. Kadınınım, namusunum de. Sen ne dersen o. Açın kapıyı polis. Ne oluyor lan? Açın. Söz verdim baba. Önce hak hukuk yolundan gideceğiz. Alnımıza kara bir leke çalmaya vesileler pek çok. Onlara vesile olmasın diye. Kastın bugünkü gazete değil mi? Bakan Bey'in kendine münasip gördüğü damadının başının altından çıkıyor bu işler. Balçıkla güneş sıvanmaz ama her çamurunda izi kalır. Böylesi daha doğru aslında Mahir. Biz kabadayı değiliz. Onlarla aşık atıp da onlardan olmadığını iddia edemezsin. Feride Hanım kızım gene doğru demiş. Hadi. Senin polis olduğunu dünya ağlayan biliyor maşallah da. İşinin başında görme şerefine ilk kez nail olduk ha. Sen hiç merak etme yılan kardeş. Ben her zaman işimin başındaydım. Ha. Ya o zaman bizim gözümüz kördü, ayakta uyutuyordun ha? Aynen öyle kardeşim. Aradığınız kız burada komiserim. İyi bakalım. Bu gece misafir edelim kendilerini. Önden buyurun Yılan Efendi. Mümkün olmasa da şu an şu telefon çalsa zırıl zırıl, Orhan ses verse karşıdan, ne diyeceğimi düşünmekten kendimi alamıyorum. Of. Akıl sır erdiremiyorum Mahir. Sahip çıkamadık mı biz bu kızcağıza? Hem de bu kadar tedbir almışken. Alo. Mahir, Yasin ben. Zehra'yı bulduk. Yılanın evindeydi. Şimdi ikisi de karakolda. Az sonra ifadeleri alınacak. Bulmuşlar baba. Tamam kardeşim, hemen geliyorum. Yok yok, gelme sen. İşleri ancak yarın öğleye biter. Şimdi bu yılan sabıkalı ya, savcı görmek ister. Merak etme sen, ben buradayım. Bitsin işleri, gelir alırsın kızı. Tamam kardeşim, sabaha görüşürüz.
Zehra'ymış baba. Karakolda. Yasin de yanlarındaymış. Sabaha bırakırlar diyor. Çok şükür. Çok şükür. Gel şu çayımızı içelim afiyetle. Ay. Yazıyor, yazıyor. Kağıt yokluğu yüzünden okçu kitapları kuyruğunun uzadığını yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Kağıt yokluğu yüzünden okçu kitapları kuyruğunun uzadığını yazıyor. Yasin komiser, buyurun. Günaydın kardeşim. Var mı bir sorun, sıkıntı? Çıkacağım şimdi, geliyorum. Hiç zahmet etme kardeşim. Dün gece savcı bey teşrif etmedi. O yüzden ikisini de alıkoyduk. Hoş, Nilay da ifade verecek durumda değildi ya. Şimdi nasıl? İyi mi? Sen hiç merak etme Mahir. Ben bizzat kendim alakadar oldum. Kahvaltılık bir şeyler yolladım, toparladı biraz. Birazdan savcı da gelir herhalde. İnşallah yani. Ben sana haber vereceğim. Tamam. Yasin, dün yaralanan adamlardan bir haber var mı? Allah'a şükür memur arkadaşımız iyiye gidiyor. Diğeri aynı. Tamam kardeşim. Haber bekliyorum senden. Günaydın. Aa, senin ne işin var burada? Burası benim mahallem Feride. Ben hep buradayım. Şu an sizin eve çok yakınız değil mi? Hemen arka sokak. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Hoş geldin dayı. Hoş bulduk. Buyurun hemen göstereyim evi. Sağ ayakta. Bu civarlarda bu fiyata daha büyük ev bulamazdınız zaten. Evet, çok güzel. Dünyanın en şanslı adamıyım. Anam beni Kadir Yücesi'nde doğurmuş. Gözü tok kız buldum. Ne güzel değil mi ama? Sen de her yer fevkalade. Hakime Hanım bir temizler, her yer çiçek çiçek olur. Toza fena oluyorum. Ben kapıdayım. Siz bakın işte. Tabi burada çiçek açtırmak için bir sene temizlikçi art. Tamirat acabası. Aa, sen beni kandırırken hiç böyle demiyordun. Senin elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım diyordun. Vallahi ben bakan kızıyım. Öyle yemekti, temizlikti bekleme benden. Önüme kuru ekmek koy. Karnım doyar. Ama ileride deniz doğar. Evimizin baş köşesine konar. Sonrası senin vicdanına kalmış. Bir çocuk kuru ekmekle büyür mü bilemem. Diğer tehditlerin de bana hiç dokunmaz. Sen iste, bu evi yıkar yeniden yapın. Zaten öyle bir şey yapmak gerekecek herhalde. Ben bir banyoya falan bakayım. Tamam, tutuyorum. Güle güle otur. Ne diyorsun? Bence bu gece burada kalırsın. Biraz önce sen demedin mi? Bir senelik temizlik şart diye. Evin elden geçmesi gerek diye. Neyse, ben artık sabah kalkar yaparım her şeyi. Sen de yardıma gelirsin diye düşünüyorum. Bilmem, bakarız. Benim artık adliyeye gitmem gerek. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol.
Vay. Mahir. Kardeşim gözünüz aydın. Bulunmuş Zehra. Bulundu kardeşim çok şükür. Hele bir de eve gelsin. İnşallah, inşallah. Hadi eyvallah, kolay gelsin. Eyvallah, görüşürüz, eyvallah. Burada sana uygun kundura yok. Bunlar ayağına bol gelir, taşıyamazsın. Kundura almaya gelmedim. Tirajımız çok yüksek. İtibarımız tam. Halk bizim fikirlerimizi önemsiyor. Kolaylıkla da benimsiyor. Basının gücü, tesiri çok yüksek. Bu sadece bir taslak. Ama bir sözümle gerçek olabilir. Bu gerçek zaten. Diyelim ki gerçek. Ama kimse bilmiyor. Hala herkes babanıza şüpheli gözlerle bakıyor. Ama böyle bir yazı dizisi yaparsam... Üç günde. Sadece üç günde Turgut Akın'ın itibarı yerle bir olur. Onun hakkındaki bütün olumlu kanaatler sona erer. Böylelikle de babanız sonsuza kadar aklanır. Çok güzel. Çok güzel bir gazetecilik harikası olur. Bunu yaparsan işini iyi yapan dürüst biri olursun. Ama sen dürüst bir insan değilsin. Çok şükür anladık bunu. Söyle bakalım. Bunu karşılıksız yapacak biri değilsin. Ne istiyorsun? Amacın ne? Defol git dükkanımdan, bir daha da karşıma çıkma. Defol, elimden bir kaza çıkmadan defol git dükkanımdan. Babamı aklamak için ne sana ne de başkasına ihtiyacım var. Senin paran varsa benim de Allah'ım var. Defol git! Ne iş var bu adamın burada? Yok bir şey abi. Hadi gidelim. Ver anahtarı, ben kullanayım. Ne yapayım anneciğim? Ya çok çaresizim Milan. Kapatıyorum, konuşuruz yine. Buyurun Hakim Hanım. Suna Hanım, kötü bir şey mi oldu? Yok, düzelirim şimdi. Ağlıyorsunuz ama hiç iyi görünmüyorsunuz. Anlatmak ister misiniz? Yok, yine de sağ olun. Başınızı ağrıtmak istemem. Bulacağım bir çaresini. İnşallah. Pekala. Bakarsınız şu dosyaya. Ne yapıyorsun Sinan Bey? Haberi giriyor muyuz? Hayır. O haber çöp oldu. Bu haberi manşetten gireceğiz. Madem verdiğim şansı kullanmadı, o zaman başına geleceklere katlanacak. Yarın sabah herkes savcı Turgut'un masum olmakla kalmayıp nasıl bir kahraman olduğunu öğrenecek. Derhal bunu baskıya yetiştirelim. Başlıyorum. Evet, şimdi söyleyin Nilay Hanım. Yılan namı ile bilinen Berdan Kılıç sizi zorla malı koydu. Sorumu duymadınız mı? Hanımefendi, soruyu anlamadınız mı? Nedir?
Berdan Kılıç sizi zorla alıkoydu mu? Sizi kaçırdı mı? Polise kendi iradeniz dışında alıkonulduğunuz ihbarı gelmiş. Yanlış bir ihbar mıydı bu? Kimse beni kaçırmadı. Zorla alıkoymadı. Emin misiniz? Birkaç gün önce bir mahalle dolusu adam sizi korumuş. Yılan Berdan'la gitmek istemediğinizi hepsi görmüş. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Ben Yılan'ı kıskandırmak istedim sadece. Bu yüzden de böyle bir oyun oynadım. Maksadım kimseyi üzmek değildi. İşlerin bu kadar büyüyeceğini tahmin edemedim. Affedin. Her şey bir yanlış anlaşılmadan ibaret. Yılan'ı seviyorum ben. Günaydın Savcı Bey. Nasılsınız inşallah? Seslenmekten boğazım çatladı. Ne su getirdin ne çay çorba. Ya benim de sende çok aklım kaldı Savcı Bey. Ama ne yapalım işte. Hücreye servisimiz yok maalesef. Zevzeklemeyi kesti. Kahvaltımı getir. Hemen. Açlıktan ölüyorum. Seninle kafamız bir gidiyor Savcı Bey. Keşke başka bir şey isteseymişsin. Ben de sana kahvaltı getirmeye gelmiştim zaten. Al bakalım. Afiyet olsun. Bu ne cüret? Umduğum değil, bulduğum olacaksın. Seni süründüreceğim. Seni süründüreceğim. Serdar! Çabuk buraya gel. Suna Hanım. Buyurun Hakim Hanım. Korkuttum, kusura bakma. Yok, yok dalmışım. Hadi gel öğle yemeğini birlikte yiyelim. Ne güzel olur. Hadi. Kıstırıp geldiğine göre hatanı anladın zannımca. Ne müstesna bir gün geçirdik seninle.
Lakin kimin patron olduğunu anlayamadın. İdrak edemedin savcı bey. Yürü. Ziyaretçim var. Bu kadar yiyip nasıl böyle zayıf kalıyorsunuz anlatacaksınız bana. Abartmışım değil mi? Gözüm dönmüş. Dünden beri hiçbir şey yemiyorum da. Ben biraz ekmek alayım. Savcı bey, aramızı bozma şimdi. Bu görüşmeyi yapacaksın, başka yolu yok. Ne o? Zaferini kutlamaya mı geldin? Ben senin gibi hesaplarla yaşamıyorum Turgut Efendi. Ama and içersem ölümüne yaparım. Sana demiştim. Herkes bir gün hak ettiği yeri bulacak diye. Hoş. O kadar insanın günahına girdin. Sevdiklerine hasret bıraktın. Senin gibi bir adamın yeri neresidir? Onu Yüce Rabbim takdir eder artık. Mahir, bu savaş daha bitmedi. Bilakis yeni başlıyor. Evet, şimdi buradayım. Mahmafi, yarın nerede olacağım hiç belli olmaz. Ben güçlü bir adamım. Bu dünyayı senin gibi hayalperestler değil, benim gibi güçlüler yönetiyor. Ben bugün adalete yeniden inandım Savcı Bey. Seni içeri tıkan kanunlar elbette cezanı da verecektir. Kalemin kırıldığı gün zannettiğin kadar güçlü olmadığını anlayacaksın. Çok iddialı oldu. Asılacağım ha. Asılacaksın. Ben de gözümü kırpmadan izleyeceğim. Sakın gözünü kırpma. Çünkü diğer Urgan'da da baban asılacak. Bari bu haldeyken yapma. Artık tevekkül vakti. Günahlarınla yüzleş. İşlediğin bütün cinayetleri itiraf et. Bari son nefesinde vicdanın rahat olsun. Boşuna bekleme Mahir. Seni mutlu etmem. Ben sana ne diyorum, sen ne anlıyorsun Savcı Efendi? Hamsın ham. Hem de çok. Sana bir şey getirdim.
Belki Menkı beni bulmana yardım eder. Akıl fikir ihsan eyler. Neymiş o getirdiğin? Arkadaşları Jülen'e bırakacaklar. Birbirimizi çok az zamandır tanıyoruz. Lakin benim sizden bir istirhamım olacak. Tabii buyurun Hakim Hanım. Biz birbirimizi her gün görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz. Sıkıntılarımıza sırtımızı dönemeyiz. Sizin de bir derdiniz var belli. Bana anlatırsanız belki yardımcı olabilirim. Duruşmada bütün gün dert dinliyorsunuz zaten. Ben de size yük olmayayım. Kafanız şişmiştir. Bilakis. Eğer sizin derdinizi öğrenmezsem içim rahat etmez. Ne oldu? Nedir sizi böyle üzen? Ya da kim mi demeliyim bilmiyorum. Aslında öyle enteresan bir hadisem yok. Yani her tayin edilen memur başına gelenler. Ya ben İstanbul'u hiç bilmiyorum. Yani lojman için başvurdum ama hala ses yok. Bir otelde kalıyordum. Geçen gün otele gittim. Kapıyı tekmeyle açmışlar. Eşyalarım paramı çalmışlar. Korkuyorum orada kalmaya. Zaten param da gitti. Annemlerin de durumu belli. Biz 5 kardeşiz. Ya onlara sıkıntı vermek istemiyorum. Beni Ankara'ya geri almaları için dilekçe verdim. Fakat reddedildi. Hocam Hakim Hanım bilmiyorum. Nerede kalacağım? Dedim size başınızı ağrıtırım diye. Yok. Bilakis öğrendiğim iyi oldu. Belki size yardımcı olabilirim bu lojman konusunda. Muhakkak. Lakin ağzına kadar dolu diyorlar. Yani yeni bir tayin olana kadar bana yer açılmazmış. Ya anlayacağınız İstanbul'da kadın başına kalmak çok zor Hakim Hanım. Buyurun. Sağ ol kızım. Safiye. Hı. Zehra'yı birkaç saate kadar getirirler. Tembihe lüzum yok tabii ama içim durmuyor işte. Kız neler yaşadı, neyle yüz yüze kaldı bilmiyoruz. Onun için geldiği zaman çok itina edelim, olur mu? Aman Nazif, aman. Şu kapıdan içeri hayırlısıyla bir girsin. Bundan böyle gözümün önünden bir dakika bile ayırmayacağım. İyi madem. Hadi ben dükkana gidiyorum. Ha, Safiye gelince bana hemen haber uçur, tamam mı? Tabii tabii. Dedem beni bekle. Ben de geleceğim. İyi madem. Hadi gel. Tamam. Dur sana yardım edeyim ben. Yok yok ben giyerim. Tamam. Atkısını da ver. Tamam. Hadi. Gel. Hadi Allah'a emanet olun. Siz de. Aferin aslanım.
Erkek adam öyle sabahtan akşama evde oturmaz. İşinin peşine gider. Sen de okul açılana kadar dükkanda Osman abine çıraklık yap. Tamam dede, yaparım da seninle bir konuşsak erkek erkeğe. Konuşalım. Anlat bakalım, ne oldu? Yok, böyle olmaz. Deniz kenarına gidelim. Hem balıklara da kuru ekmek atarız. Onların karnını doyururken biz de konuşuruz. Hay hay. O vakit İsmet abine uğrayalım. Kuru ekmeklerinden alalım. Tamam, olur. Yıllardır sevgilimdir yılan. Aramızda bazen böyle kavgalar olur. Ama hepsi de gelip geçicidir. Evinde zorla tutmadı beni. Kendi isteğimle gittim. Ne zırvalıyor lan bu? Ne yaptınız Yasin? Savcı geldi mi? Geldi nihayet Mahir. İfadeleri de aldı. Ve muhtemelen birazdan takipsizlik kararı verecek. Sebep? Vallahi savcının bir suçu yok. Bütün kabahat Nilay'da. Yılan benim sevgilimdir. Ben oyun oynadım falan diye zırvalamış. Belli ki korkuyor. Beni Zehra ile görüştürür müsün? Bacım, ifadeni okudum. Korkma, biz yanındayız. Sana zarar veremez, kimseye veremez. Sen gerçekleri söyle yeter. İfadeni yeniden ver, Yasin her şeyi ayarlayacak. Gerek yok. Ne diyeceksem dedim. Zehra, korkma. Korkmak değil. Ben yapamam. Onca zaman Orhan'ı bekleyemem. Bırakın gideyim. Siz de iyi insanlarsınız ama olmaz. Aynı çatı altında zor. Zehra, bizden sana zarar gelmez. Geçmişi hepimiz sileriz. Kaç yıl olursa olsun, sen de o evin bir kızısın artık. Sadece o değil. Benim hayalini kurduğum hayat bir mahallede korkarak yaşamak değil. Anlayın lütfen. Bu kadar kolay mı sevdandan vazgeçmek? Herkes hayatta aynı değerde sevmez. Siz kendi sevdanızla kıyaslamayın. Benim bu hayatta değer verdiğim başka şeyler de var. Bak Orhan yanımda bile değil. Bana bunları nasıl verecek? Mahir, ne oldu?
Balıklar nasıl tırtıklıyorlar ekmekleri. Biraz büyü. Koltalarımızı alıp geleceğiz buraya. İğne ucuna yem takmayı da, misine sarmayı da öğreteceğim sana. Dede, balıkları oltayla tutunca ölüyorlar mı? Ölüyorlar tabii çocuk. O nasıl soru? Hani birini öldürmek günahtı? Biz onları hem öldürür hem de yiyoruz. Allah kızmıyor mu bize? Kızmıyor tabii evladım. Allah balıkları, tavukları biz yiyelim, nasiplenelim diye yaratmış. Tabii eziyet etmeden, israfa kaçmadan karnımızı doyurmak için. Dede, benim aklım karışıyor. Şimdi akşam yemeği balığı günah değil ama öldürmek günah. Peki babamın yaptığı günah mı? Baban ne yaptı ki oğlum? Geçen gün geldi. Bon şeker getirmiş. Ben sevindim. Okula kaydolduğumu söyleyecekken o da sadece Zehra ablayı sordu. Ben de evde dedim. Sonra o kötü adamlar geldi. Zehra ablayı aradılar. Zehra abla çok üzüldü, ağladı. Bak şimdi de yok. Basmadan önceki vakit ömrümün en güzel gecesiydi. Tamamen imkansız bir hasar bıraktın. Hasarsız bir yerin yok zaten yılan. Yaraşır sana. Bana en güzel gecemi borçlusun. Ben de senin ömrünün en güzel gecesini çalacağım. Yaz bunu aklına. Babam nerede anne? Nazife gezmeye gittiler. Hayırdır oğlum? Ben de Zehra'yı aldın geldin sandım. Zehra falan gelmeyecek anne. Niye oğlum? Başına bir iş mi geldi yoksa? Hiçbir şey yok anne. Gelmeyecek o kadar. Niye oğlum? Anne hiç sorma. Adını ağzına almaya bile değmez. Sunan Hanım. Siz neden hala buradasınız? Bir saat oldu mesainiz biteli. Ben Hakim Hanım. Hadi benim işim vardı o yüzden kaldım. Siz niye kaldınız? Gidecek yeriniz yok değil mi? Otelden eşyalarımı aldım. Oraya bir daha geri dönemem. Bakacağım bir yer. Paran da yok. İstersen ben biraz asla. Asla Hakim Hanım. Ben 18 yaşından beri babamdan bir kuruş para almadım. Gururum incinir. Akraban falan yok mu? Siz dert etmeyin. Gönlünüze yük olmayayım. Bulacağım bir çaresini. Suna madem vaziyet bu. İstersen bende kalabilirsin bir süreliğine. Yani kalacak bir yer bulana kadar.
Nasıl olacak ki? Aileniz, bakan babanız rahatsız olmasın. Yok, ben yeni ev tuttum. Ailemden ayrı kalıyorum. Yani dün arayan emlakçı doğru söylüyordu. Nişanlı kısmı hariç. Hususi hayatınız size ait. Ben dün yaptığım kabahatin farkındayım. Peki ben gelsem rahatsız olmaz mısınız? Yani evi paylaştığınız biri var mı? Yok. Yalnız kalıyorum. Bilmem ki nasıl olacak. Ay hoş, başka çarem de yok zaten. Ben şuracıkta böyle kıvrılıp uyuyacaktım. Ay çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Ay üstüm başımı da değiştiririm. Sadece 5 dakika savcı bey. Fazlası yok. Anladık. Çık dışarı. Hiçbir yere çıkmam. Kimi arayacaksın ara. Kaldı 4 dakika. Beyefendi iyi günler. Turgut. Dünden beri bekliyorum sizi. Gözüm yollarda kaldı. Hayır, gelemeyeceksiniz. Ben sizi buraya getirmenin yollarını biliyorum. Yanı yüzen boş. Turgut, kaçırılma teşebbüsü başarısızlığa uğrayınca biraz geri durdum. Ama merak etme, aklımdasın. Geleceğim. Az sabret bakalım. Burası öyle pek sabredilecek bir yer değil. Boyalanmazsanız iyi olur. Nişanlıymışsınız galiba. Adliyede öyle diyorlar yani. İlk geldiğim gün kızlar söyledi de. Allah tamamını erdirsin. Gazeteci bir beymiş galiba. Evde hiçbir şey yok. Şu ileride bakkal var. Duralım da bir şeyler alalım. Yüktürmüşsün Safiye Sultan. Ellerine sağlık. Nerede kaldın be Ahu Gözlüm? Ne şirin bir yer burası, sıcacık. Nereden buldunuz bu mahalleyi? Tanıdık vasıtasıyla falan mı? Yok canım. Ne tanıdığı? Emlakçıdan buldum.
Ben de hayatımda ilk kez geliyorum. Pek de bilmiyorum bu çevreyi ama iyi dediler. Tuttuk işte bakalım. Güle güle oturun darısı benim başıma. İnşallah sen de gönlüne göre bir yer bulursun. Geldik. Çok güzel. Buyur. Hoş geldin Sinan. Yemek mi kokuyor burası? Ezogelin çorbası hem de.